normal ilahiyat yokken ki ilahiyat fakültesi camii vardı burada, klasik üslupta bir cami. Onun deprem hasarları sebebiyle hem minaresinde ciddi bir yarık vardı hem de sağ köşesinde bir çöküntü oluşmuştu. Ondan dolayı caminin tamiri ve takviyesi mümkün olmadığı için yıkılmasına karar verildi ve cami yıkıldı. O sırada bizden böyle bir proje talep edildi. Biz de bu projeyi gerçekleştirdik ilk defa burada. Tabii burası yani şehrin içerisinde önemli bir odak noktası. Lokasyon itibariyle Anadolu yakasının merkezi sayılabilecek bir yer. Burada bir yolüstü cami gibi değil de eski mevkii gibi bir meydanın kenarında bir cami olması arzu ettik ve camiyi biraz geri çektik eski olduğu pozisyondan ve burada önünde bir meydan oluşturmaya çalıştık ve caminin kıble aksından değil de iki tarafa kapıları vermek suretiyle yoldan gelen aksiyaliteyi kıble istikametinde sağlayıp ama ikiye ayırmaya çalıştık. Şimdi burada eski mimari şeyde caminin mimarisinde olduğu gibi klasik bir üslubu tercih etmedik. Ama burada emniyetle bir şey zikretmek istiyorum. Biz klasik yapmadık ama bu modern yaptığımız manasına da gelmez. Çünkü maalesef bugün modernite kelimesinin entelektüel manada gerçek mahiyetiyle maalesef çok kullanmıyoruz. Çünkü modernite bugünkü itibariyle yani bir din mesabesinde geldi. Şimdi bizim bu camimiz klasik 1400 yıllık İslam medeniyetinin bilhassa Osmanlı mimarisinin usuplaşmış ve sadeleştirilmiş bir numunesi. Biz burada geleneğe doğru atıf nasıl yapılırın araştırması ve gayreti içerisinde olduk. Daha evvel klasik camiler de yaptım ben. Tokyo Camii'ni yaptım. Mesela Mimar Sinan Camii'ni yaptık ama burada değişik bir şey yapalım. Ama kendi ruh ve mana köküne bağlı olarak bir cami mimarisi bugünün malzemeleriyle nasıl olur ortaya koymaya çalıştık. Mimarımız Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nin yerinde olan eski cami gibi klasik bir üslubu tercih etmemiş. Cami, yanlış olarak kullanılan klasik cami, modern cami ikilemine bir tepki olarak tasarlanmış. Mimarımız klasiğin eskimeyen yeni olduğunu savunurken şöyle devam ediyor. Mimari ya klasik olur ya da klasiğin ruh ve mana köküne bağlı, yorumlanmış, üsluplaşmış, sadeleşmiş bir tarzda. Geleneksel cami mimarimizin temelindeki merkezi mekan kurgusunu ve mekanda vahdet fikrini devam ettiren bu proje, modern değil, her unsuruyla klasik yapı mirasımızın bir yorumudur. Tabii şimdi mimarinin dışı işi bütündür. Bir de bizim bilhassa Osmanlı mimarisinde mekanda vahdet denen bir mefhum vardır. Bu mesela bilhassa Selimiye Camii'nde, Edirne Selimiye Camii'nde çok üst seviyede yapılmıştır. Yani dıştan baktığınız zaman içeriği, içeriden baktığınız zaman da dışarıyı görebilirsiniz. Bu aslında bizim sadece mabet mimarimizde değildir. Geleneksel evlerimizde, Anadolu'daki köy evlerinde dahi dıştan baktığınız zaman içteki mekanı okuyabilirsiniz. Yani bir orta sufalı evdir. Kenarlarında baş odası vardır. Arka tarafında avlusu vardır vesaire gibi bir manası vardır. Yani zahir ve batın bütünlüğü vardır. Mesela iç ve dış dengesidir. Yani bu çok önemli bir hadise bu. Yani bir şeyin bir görünen dış manası var, bir de batını iç manası var. Bu kurguyu İslam'ın tasavvufi akidesiyle ve tevhid ilkesiyle bir araya getirip bir mekan ortaya koymaya çalıştık.
Şimdi cami İslam mimarisinde külliyen kainatın sembolüdür. Caminin cidarıyla insan arasındaki münasebet neyse kainatla olan münasebeti de aynıdır. Onun için ehrami bir büyüklükle bir yuvarlak içerisindedir hep eski camilerimizde düşündüğünüz zaman. Bu tabi Mescid-i Nebevi'den itibaren gelen de bir sanat tarihi içerisinde, belli bir süreç içerisinde olgunlaşmış bir mimari. Bu mekanda vahdet tabi Selimiye ile en üst seviyede olmuş vaziyette. Gördüğünüz gibi mesela burada hiçbir zaman kolon yoktur. Tamamen duvarlara intikal ettirilmiştir ve oldukça teknolojik bir binadır. Aşağı yukarı 550 ton civarında çelik kullandık. Türkiye'nin ilk çelik binasıdır bu ve teknoloji olarak, teknoloji ekipmanları olarak da çok değişik şeyler yapmaya çalıştık. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde geleneğimizdeki diyalektik dinamik günümüz malzemesi kullanılarak değerlendirmeye çalışılmış. Camide kullanılan kırlangıç tavan tekniği Orta Asya'daki Pamir Yaylası'ndan Erzurum, Sivas ve Kırşehir başta olmak üzere Orta Anadolu'ya kadar süreklilik arz eden kadim bir yapı tekniğidir. İslam'ın özündeki vahdette kesret, kesrette vahdet yani birlikte çokluk, çoklukta birlik mefhumunu en iyi simgeleyen bu teknik ahşap parçaların üst üste bindirilmesiyle oluşan bir tavan sistemidir. Marmara İlahiyat Camii projesi bu sistemin yanında Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde çokça kullanılan Türk üçgenlerinden esinlenilerek tasarlanmış. Bütünü parçadan, parçayı da bütünden soyutlamanız mümkün değildir. Bütünün sırrı parçada gizlidir. Parçanın derunu da bütüne akseder. Bu zihniyet dünyası içerisinde böyle bir mimari vücuda getirmeye çalıştık. Bir de mesela enteresan bir hadise vardır. Mesela Kabe, İslam irfanında bütün kainatın odak noktası kabul edilir ve ondan dolayı biz oraya yönelerek ibadetimizi yaparız. Şimdi mesela bizim Selimiye Camii'nde de bu vardır. Tam kainatın odak noktasında, eski tabirle irtisamında, iz düşümünden bir taş attığınız zaman hadis-i şerif var, Kabe'nin damına düşer diyor Beyt-i Mamur'dan. Biz de mesela orada bu Kabe'yi sembolize etsin diye mesela tam şeyin, kubbenin iz düşümüne bir şadırvan koyduk. Ve Kabe'nin altında şöyle bir 30-40 santimlik bir pah vardır. Onun Arapların ıslahındaki karşılığı da şadırvandır. Şadırvandan maksat da sudur. Çünkü ilk yaratılan sudur. Bütün her şey ondan sonra ondan halk edilmiştir. Ayet-i Kerime de var suyla ilgili. Ondan dolayı böyle bir mimariyi tercih ettik. Osmanlı mimarisindeki minareler, minare mimarisinin şahikası olup en güzel ve en mükemmel şeklini yakalamış. Bugünün diliyle yorumlanarak minarede lafzatullah ve kaleme, şerefede ise mim harfine atıfla oryantalizme düşmeden farklı ve yeni bir tarz ortaya koyulmuş. Osmanlı mimarisinin ahenk ve tenasübüyle bugünün malzeme ve teknik imkanları mezcedilerek malzeme-biçim ilişkisine farklı bir yorum ve boyut getirilmiş. Mimari üslup nasıl olursa olsun anlam ve önemi değişmeyen mihrap, minber ve kürsü bütünlük içinde tasarlanarak doğal taştan üretilmiş. Şimdi mihrap, minber ve vaaz kürsüsü tabii bunlar olmazsa olmazıdır, olmazıdır bir cami içerisinde. Bunların da binanın mimarisiyle bir bütünlük arz etsin istedik. Yani mihrap, minber ve vaaz kürsüsünün bir üslup bütünlüğü içerisinde olmasını arzu ettik. Ve bunları el işi
tamamen taş üzerine oyma sanatıyla CNC malzemeyle birleştirip böyle bir tasarımda bulunduk. Mesela vaaz kürsüsü enteresandır. Ondan sonra Hazreti Ömer peygamberimize soruyor, bana nasihat et. Ya, ey Allah'ın Resulü diyor, o da kefa bil mevti ve izan diyor. Yani sana nasihat olarak ölüm yeter ya Ömer diyor. Biz de mesela kürsüde vaaz eden olmadığı zaman da kürsü vaaz etsin diye mesela bu ibareyi oraya koyduk. Yani böyle hepsinin bir mana verip farklı bir şekilde ifadelendirelim istedik. Mesela minberin üstünde onu bir kandil gibi kullanıp külahı ışıklandırma yaptık. Yine aynı şekilde mihrabın etrafında yazılar vardır. Bir de bu caminin tabii çok mühim hadiselerinden bir tanesi de hat sanatıyla ilgilidir. Şimdi şu gördüğünüz mesela bütün çevrede dönen Esma-i Hüsna'dır. Allah'ın yüce sıfatları burada. Mimarımız inşa ettiği yapıyı 300 yıldır yavaş yavaş nüfuz eden batılılaşmayla, kendi değerlerinden kopuşla, modernitenin getirdiği köksüz yeniliklerden sonra kendi değerlerimizle, estetiğimizden kopmadan evrenselle, yerli ve milli olanın buluşması olarak yorumluyor. Geleneği içinden okuyarak doğru yerellik, yerlilik ve sahih millilikten taviz vermeden aynı zamanda nasıl evrensel de olunabileceğinin arayışı ve bütün bunları gözeterek yeni bir estetik üretebilmenin sancısı olduğunu söylüyor. Aydınlatma ve pencereler tabii burada mimaride bizim kainatın sembolü. Caminin cidarı dedik. Buradaki mühim hadiselerinden bir tanesi de her şeyde sonsuzluğa bir atıfta bulunmak arzu ettik. Mesela bizim bu pencerelerde gördüğünüz hendesi desen tabir ettiğimiz desenler aslında bunların sonu yoktur. Bunlar birbirlerine üstüne yapıp dünyayı kaplarlar böyle. Yani sonu yoktur bunun. Bir tarafı çerçevesi vesairesi yoktur. Ulama desen olarak gittiği zaman sonsuzluk ifade eder ve hiçbir çizgi birisini kesmez. Yani iki çizgiye gelip de böyle dayanmaz. Mutlaka öbür tarafına geçer. Mesela bunu hem dışarıda hem içeride kullandık ve bizim eski camilerimizde tabii o zamanın teknolojisinden kaynaklanan pencereler ufaktı. Biz burada pencereleri büyük tutmak suretiyle bu hendesi desenlerle hem burada güneşin hareketiyle içeride çok farklı gölgeler elde edelim diye hem de bu sonsuzluğa atıfta bulunalım diye böyle bir pencere sistemini tercih ettik. Dikkat ederseniz mesela halının rengi de kum rengidir. Çünkü kum da sonsuzluğu ifade eder. Hendesi desen sonsuzluğu ifade eder. Gökyüzü ki ortası açıktır sonsuzluğu ifade eder. Böyle bir atıfla bir zenginlik yapmaya çalıştık. 12 gen planlı betonarme altyapı üzerine çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen cami, 12 adet çelik taşıyıcı üzerine oturtulan 35 metre çapında ve 35 metre yüksekliğinde merkezi kubbe, özel geometrik yapısına uygun birleşim detaylarıyla kademe kademe yükselir. Taşıyıcı kolonlar, tasarımda yer alan ve gelenekte geçiş formu olarak kullanılmış olan Türk üçgeni formuna uygun olarak bir araya getirilen çelik kirişlerle kubbe cidarına bağlanır. En tepede geleneksel geçiş öğesi mukarnastan esinlenilerek tasarlanmış, paslanmaz çelik ve camdan müteşekkil bir ışıklık bulunur. Paslanmaz çelik, karkas ve cam kaplama olarak yapılan prizmatik ana kubbe alemi dıştan bu ışıklığa oturur. Tabii bu bütünlük hepsi bütün mimarinin bütünüyle teferruatıyla beraber bir bütünlük arz etmesi hususuna çok dikkat ettik. Buradaki en ufak teferruatına kadar bütünün bir parçası olsun arzu ettik. Ve mesela dışarıdaki şadırvan. Orada mesela Türk üçgenleri kullandık. Hakeza burada gene bu 12 geni Türk üçgenlerinden sonra mesela kubbeye geçiş yapılıyor. Aynı şekilde onu kullandık. Gene işte hendesi desenlerde bu 12 gen ne atıf yaparaktan 12 gen ve onlarda üçgenlerin bir araya gelişinden oluşan hendesi deseni kullandık. İlahiyat Fakültesi Camii
Önündeki meydanı ve altındaki kültür merkeziyle beraber yaklaşık 30 bin metrekarelik inşaat alanına sahiptir. Kültür merkezi bünyesinde dershaneler, konferans salonu, sergi alanları, kitap kafe ve sinevizyon odalarını ihtiva eden sosyal hayata ait bir çekim merkezi olarak düşünülmüş. Şimdi de bize birbirinden değerli bilgileri veren mimarımız Hilmi Şenalp'i kısaca bir tanıyalım. Hilmi Şenalp 1957 yılında Konya'da doğdu. 1981'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Master'ı yaptı. Yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu eserlerle çok sayıda ödüle layık görülen mimarımız, İslam sanatlarının özü olan fraktal geometriyle tabiattaki formları kullanarak gerçekleştirdiği proje ve binaların yanı sıra alışılmışın dışında farklı bir mimari dil kullanmaya gayret etmektedir.